Merhaba arkadaşlar, bitkilerle ilgili artık son videomuzdayız. Bu videoda bitkisel hormonları işleyeceğiz aslında. Bitkilerin iç ve dış sinyallere yanıtları diyeceğiz. Yani hormonları işleyeceğiz. Şimdi ilk önce bitkilerin sinyal iletim yollarından bahsedelim. Arkadaşlar, bitkilerde etiyolleşme dediğimiz bir olay vardır. Karanlıkta büyüme ile ilgili olan adaptasyonları biz etiyolleşme diyoruz. Mesela bir patatesin karanlıkta kök oluşturması etiyolleşmeye örnektir. Peki nasıl gerçekleşir bu etiyolleşme? Arkadaşlar Elimizde olan bir sürgün var diyelim ki yani toprak üstü bir yapımız var. Bu toprak üstü yapı ışığa ulaştığı zaman önemli değişiklikler geçiriyorlar. Biz bu değişikliklerin tamamına de etiyolleşme yani yeşerme adını veriyoruz. Mesela patates bitkisini bir süre ışıkta tuttuğunuz zaman yeşil yeşil olmaya başladığını görürsünüz. Daha sonra o yeşilliklerin böyle kökler oluşturmaya başladığını görürsünüz. Ee, bu kök oluşturma işte yeşillenme olayı neymiş? Etiyolleşme dediğimiz olaymış. Bu olay 3 tane aşamada gerçekleşiyor. Algılama, iletim ve yanıt arkadaşlar. Burada tabii ki sekonder haberciler yani ikincil haberciler de görev yapıyorlar. CMP gibi arkadaşlar veya cGMP gibi ee, sekonder haberciler görev yapıyorlar. Bir an ne söyleyeceğimi unuttum. Algılama dediğimiz olay nedir? Işık sinyalinin algılanmasıdır arkadaşlar. Bu ışık sinyali algılanır aktifleşmiş olan bazı maddeler vardır fitokrom gibi maddeler bu maddeler arkadaşlar ışık tarafından aktifleştirilir daha sonra ikinci bir mesajya gönderilir CGMP dediğimiz yani e, buradaki normalde biz size yani ben size CMP anlatmıştım bu şekilde burada adenin yerine guanin nükleotidi bulunuyor o yüzden bu şekilde bir görev yapıyor arkadaşlar bu e, ikinci haberci ne yapıyor? Bir protein kinazı aktif hale getiriyor. Ve arkadaşlar protein kinazı aktifleştirerek sitoplazmadaki kalsiyum miktarını artırıyor. Kalsiyum miktarı artırıldıktan sonra bu tabii ki kanallar taşıcı proteinlerdeki kanallardan kalsiyumlar geçiş yapıyorlar. Daha sonra bunlar da hücrenin çekirdeğini uyararak burada etiyolleşme yanıtı veriliyor. Yani de etiyolleşme yeşerme dediğimiz yanıt veriliyor. Bu şekilde bir e, sinyal aktarımı söz konusudur çok fazla karşınıza çıkacağını bilmiyorum e, sanmıyorum ama eti ne olduğunu da bilmemiz gerekiyor şimdi bitkisel hormonlardan bahsedeceğiz bitkisel hormonlar arkadaşlar en önemli olan 5 tanesi vardır zaten oksin stokinin giberellin absisik asit bir de etilen dediğimiz hormonumuz vardır bu hormonları detaylı olarak göreceğiz ama onlar haricinde iki tane daha hormon vardır arkadaşlar Bunlar Birasino ve sitrigalaktonlar dediğimiz hormonlardır. Bunlar arkadaşlar e, özellikleri nelerdir? İlk önce bunlardan bahsedeyim sonra diğerlerinin detaylarına gireceğim. Mesela birasino bir steroidler dediğimiz hormonlar işte hücre genişlemesini, hücre büyümesini, bölünmesini teşvik ediyor. Yine kök büyümesini teşvik ediyor. Yani büyümeyle ile çimlenme ile ilgili bir hormondur arkadaşlar. Diğer sitri, sitri galaktonlara baktığımız zaman bunlar da tohumun çimlenmesini teşvik eder. Yine apikal dormansi yani uç dormansi dediğimiz uyku durumunu kontrol ediyor arkadaşlar. Yine kökler tarafından e, mikorizal fungusların yani mantarların cezbedilmesini sağlayan bir hormondur. Bu hormonlar çok fazla sorunmaz ama geri kalanları anlatacağım birazdan. Diğer hormonlar çok çok önemli olan hormonlardır. İlk önce oksinlerden bahsedelim. Arkadaşlar Oksin ilk keşfedilen bir hormondur. Sadece oksin olarak isimlendirilmez. İndol asitik asit olarak da isimlendirilir ya da IAA şeklinde de karşınıza çıkabilir. Bunlar genellikle sürgün uçlarında üretilir arkadaşlar ve gövdede aşağı yönde taşınıyor. Sadece uçtan aşağıya doğru taşınıyor. Yani aşağıdan yukarıya doğru değildir. Zaten sürgün ucunda sentezlendiği için mecburen aşağı doğru taşınacak. Eee Yer çekiminden bağımsız bir şekilde taşınma olayı vardır arkadaşlar ve oksin hormonu ışığı sevmez. Eğer e, yeterli derecede salgılanırsa etkisi şöyle hücre uzamasını teşvik eder. Bitkinin şeklinin düzenlenmesini düzenlenmesine etki eder arkadaşlar. Eğer yüksek derişimlere ulaşırsa hücrenin uzamasını engelleyebilir. Az salgılanırsa da yapraklar dökülür. Oksin hormonu az salgılanırsa yapraklar dökülür. Yine ovaryumu geliştirir, meyveyi oluşturur. Döllenmiş bir çiçeğin yapraklarının dökülmesini engeller arkadaşlar. Kesik gövde ve yapraklarda saçak kök oluşumunu yine sağlar. Yani mesela biz bitkileri köklendiriyoruz ya bir yaprak alıyoruz onu köklendiriyoruz. O köklendirme olayını kim sağlıyor? Oksin sağlıyor. Oksine bağlı olan bir yönelme hareketi vardır. Fototropizma ışığa bağlı yönelme olayıdır arkadaşlar. Fototropizma e, Fototropizmada oldukça etkilidir Şimdi bakın e, nasıl etkili Oksin hormonu sürgün uçlarında sentezleniyor ya Işığı sevmeyen bir hormondur Dolayısıyla ışığın geldiği yönden tam tersi yöne doğru hareket eder Yani ışıktan kaçar arkadaşlar Işıktan kaçıp biriktiği yerde büyüme olayını gerçekleştirirken ışığın olduğu tarafta oksin hormonu bulunmadığı için hücrelerde büyüme gerçekleşmez bu yüzden de büyüme olan tarafta daha çok e, hücre bölünmesi gerçekleştiği için bitki ışığa doğru yönelir. Bu yüzden de ışığa yönelmede etkili olan bir hormondur. Bakın, yönelmede temel olay oksinin birikimidir. Işığın varlığı değildir. Yani ışık yokluğunda da herhangi bir deney yaparsak yine oksin hormonunun varlığına bağlı olarak, oksinin birikimine bağlı olarak yönelme gerçekleşebilir. Şimdi hemen ben size birkaç tane e, deney göstermek istiyorum. Bakın kontrolümüz, kontrol grubumuz bu şekilde ışığı buradan vermişiz. Daha sonra ışıktan kaçmıştır, şu tarafta oksin birikmiştir. Burada biriken oksinler hücrelerin bölünmesini teşvik eder. Hücreler sürekli bölünür, bölünür ve burada bir büyüme olayı gerçekleşir. Diğer tarafta ise ışık alan tarafta ise oksin bulunmadığı için büyüme olmaz. Dolayısıyla buradaki hücreler büyüdükçe ne yapar? Koleoptilin arkadaşlar ışığa doğru yönelmesine sebep olur. Yani bu yönelmenin temel sebebi oksinin birikimine bağlı olarak büyüme olayıdır. Diyelim ki uç kısımdan eğer ki işte uç kısmı kesip atarsak burada yönelme olmaz ışığı verdiğim, ver, versek bile. Çünkü Uç kısımda oksin sentezlendiği için uç kısmı ben kesip attığım zaman ne yapacak? Oksin sentezlenemeyecek. Dolayısıyla burada yönelme olmayacak. Peki uç kısma ışık geçirmeyen bir başlık geçirilmiş olsa, ışık geçirmediği için oksin birikimi gerçekleşmez. Oksin her tarafta eşit olarak dağılır. Her tarafta eşit olduğu için de herhangi bir şekilde yönelme olmaz. Peki ışık geçiren bir başlık koyarsak ışık geçirdiği için oksin ne yapacak Işıktan kaçacak bu tarafta birikecek bu taraf büyür dolayısıyla ışığa doğru yönelme olur. Peki ben herhangi bir bölgeye sürgün ucu haricinde herhangi bir bölgeye ışığa geçirimsiz olan bir engel koyarsam e, bu da etki etmez yani ışığa yönelme yine gerçekleşir çünkü oksinler de üretiliyor uç kısımda üretiliyor. Burayla ilgisi yoktur. Dolayısıyla bu tür deneylerde mutlaka dikkatli bir şekilde oksin birikiyor mu birikmiyor mu ona bakacağız. Gelelim diğer bir deneyimize. Burada da koleoptilin ucuna jelatin yani geçirim, e, jelatinle ayrılmıştır arkadaşlar. Bu geçirimlidir jelatin. E, geçirimli olduğu için jelatin yine oksinin geçmesine izin verir. ışığın geçmesine izin verir. Dolayısıyla yönelme gerçekleşir. Ama bir mika koyarsam yani Mika ben bu ucu ayırırsam oksim geçiş yapamayacağı için bu Mika'dan dolayı geçiş yapamayacak dolayısıyla kaçamayacak. Kaçamayacağı için de yönelme olmayacak arkadaşlar her tarafa eşit dağılacak. Yine bakın başka bir deney. Kesik uç agar bloğa yerleştirilmiştir. Agar bir küp arkadaşlar buraya yerleştiriliyor. Daha sonra büyümeyi uyaran kimyasal agar bloğa geçmiştir. Yani e, bu oksin hormonu ne yapıyor? Agar bloğa geçiyor. Agar bloğa geçtikten sonra ben bu agarı getirip bir uca koyarsam yani ucu kesilmiş bir e, koleoptile koyarsam ne olur? Bu sefer arkadaşlar e, her tarafta burası karanlık ortam bu arada. Her tarafta yine eşit dağılacağı için bakın oksin hormonu eşit dağılacağı için ne olacak? Burada bir yönelme olmaz. Ama ben Getirip biraz daha kenarına doğru koyarsam, birikme ne tarafta olur? Koyduğum tarafta olur. Yani e, agar bloğu koyduğumuz tarafta olur. Dolayısıyla yönelme olur. Peki tam tersi tarafa koyarsam? Çünkü burası karanlık olduğu için ışık yok. Yani ışıktan kaçma olayı yok. Ben oksinin birikip birikmediğine bakacağım. Oksin agar bloğun olduğu yerde birikir. Dolayısıyla yönelme de tam tersi tarafa olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yönelme olayları yönelme olaylarında oksinin birikip birikmediğine bakıyorsunuz. Işık varlığı yokluğu önemli değildir. Oksin birikiyor mu birikmiyor mu buna bakıyoruz. Gelelim diğer bir hormonumuz gibberellin hormondur. Arkadaşlar bütün bitkilerde ilk oluşan hormondur çünkü e, bitkinin çimlenmesini sağlayan bir hormondur. Gibberellin hormonu. Gibberellin hormonu ne yapıyor? E, radikula dediğimiz kısmı uyarıyor arkadaşlar ve alfa amilaz enziminin salgılanmasını sağlayarak çimlenmeye katkı sağlıyor. Alfa amilaz enzimi nişastayı parçalayarak şeker verir embriyoya ve embriyonun büyümesini sağlar arkadaşlar. Yine çekirdeksiz meyve oluşumunu sağlar. Gövde ve yaprak büyümesini teşvik eder. Kökte, genç yapraklarda ve embriyolarda üretilir. Dormansi halindeki bitkinin uyanmasını sağlar. Yani şu an mesela hava sıcaklıkları normale döndüğü zaman. Mesela Mart ayındayız. Mart ayında Bursa'da şu an hava sıcaklığı 18-20 derece arası ve birçok ağaç çiçek açmıştır. O zaman birçok ağaç dormansiden uyanmıştır. Bu uyanmayı kim sağlıyor? Giberellin sağlıyor hava sıcaklığına bağlı olarak. Yine fulemin kalburlu borularında taşınıyor arkadaşlar ve çimlenen tohumda alfa amilaz enzimini aktive ediyor. Zaten burada da gösterdik söyledik. Gelelim sitokinin. Arkadaşlar sitokinin hormonu da yine embriyoda, meyvede ve kökte sentezleniyor. Kısilemde taşınıyor. Şimdi biz kısilem için su ve mineraller taşınır dedik ama bazı hormonlar da taşınıyor. Bu hormonlardan bir tanesi de sitokinin hormonudur. Yine tohumun çimlenmesinde tomurcuk oluşumunda etkilidir. Yani şuradaki uç tepe tomurcunun oluşumunda kim etkili? Sitokinin hormonu etkilidir. Kambiyumun bölünmesini sağlayarak enine kalınlaşmaya katkı sağlar. Yine kloroplast üretimini artırır. Yaprakların erken yaşlanmasını yani ee, Senesens dediğimiz arkadaşlar olayı engelliyor. Erken dökülmesini engelliyor. Hücre döngüsünü kontrol eder, yaşlanmayı geciktirir. Hatta stokin'in hormonu hani acaba insanlarda da etki eder mi diye yaşlılık kremlerinde kullanılabilir. Sanırım kullanılanlar da vardı. Ama tam olarak sonucunu bilmiyorum. Bakmadım. Ağaçlarda yine yara alan kısımlarında kabuk tutmasını sağlar stokinin hormonu. Şimdi buraya kadar anlattığım 3 tane hormon yani oksin, giberelin ve stokinin büyümeyi teşvik eden hormonlardı. Şimdi geliyorum 2 hormonumuz kaldı. Absisik asit ve etilen. Arkadaşlar bu hormonlar büyümeyi yavaşlatan, geciktiren hormonlardır. Bunlar olumsuz şartlarda absisik asit, olumsuz şartlarda tohumun çimlenmesini engelliyor. Yani giberelinle tam ters çalışıyor. Sonbaharda yapraklardan ve tomurcuklardan salgılanıyor. Çünkü uyku durumuna geçmesi lazım artık. Uykuya geçişi sağlıyor. Dormansi yani uyku durumunu uzatıyor. Olumsuz şartlarda stomaların kapanmasını sağlar. Hem kısilemde hem de fulemde taşınır. Yine gövde büyümesini de engeller. Dediğim gibi büyümeyi engelleyen bir hormondur. Absisik asit. Etilen hormonuna baktığımızda gaz halinde olan tek hormon etilen hormondur arkadaşlar. Ve... Strese karşı üretilen bir hormondur etilen hormonu. İşte e, olgunlaşmakta olan meyvelerde, bitkilerin tepe noktalarında ve yaşlanan yapraklarda sentezleniyor. Kuraklık, su baskını, enfeksiyon gibi durumlarda sentezlenerek yaprakların dökülmesini sağlıyor. Yaprak dökümünü meyve olgunlaşmasını sağlıyor. Mesela yeşil aldığınız bir muzun e, yanına bir elma koyduğunuz zaman, bir süre sonra Muzun sarardığını görürsünüz. Sararmasının sebebi de elmadan salınan etilen hormonudur. Bu etilen hormonu gaz halinde olduğu için birçok meyveyi aynı anda etkileyebiliyor. Ayrıca etilen hormonu fazla miktarda olursa zehirlenmeye de sebep oluyor. Bu yüzden de bu meyvelerin depo edildiği yerlerin sürekli havalandırılması gerekiyor arkadaşlar. Yine pektin maddesini yıkarak meyvenin yumuşamasını sağlar. Mesela ee, olgunlaşmamış bir meyve yediğiniz zaman çok sert olduğunu, çok ekşi olduğunu görürsünüz. Veya işte tadının acı olduğunu görürsünüz ama birazcık olgunlaştığı zaman yani etilen hormonu salgılanıp da olgunlaşmayı sağladığı zaman meyvenin tatlandığını ve yumuşadığını görürsünüz. Sebebi de nişastayı glikoza çevirmesidir. Nişastayı glikoza çevirerek meyveyi ne yapar? Tatlandırır. Evet böylece bitkisel hormonları bitirmiş olduk. Şimdi bitkilerde fotoperiyodizm dediğimiz bir çiçeklenme durumu vardır arkadaşlar. Bu çiçeklenme durumundan bahsedeceğim. Daha sonra bitkilerin ışık dışındaki diğer uyaranlara e, cevaplarından bahsedip bitki biyolojisini bitireceğiz. Nedir fotoperiyodizm? Arkadaşlar bitkilerde gün uzunluğuna bağlı olarak gerçekleşen çiçeklenme durumuna biz fotoperiyodizm diyoruz. Işığın miktarına bağlı olarak veya gün uzunluğuna bağlı olarak gerçekleşen bir durumdur. Kısa gün bitkileri uzun gün bitkileri bir de nötr gün bitkileri vardır. Kısa gün bitkileri adı üstünde arkadaşlar bunlar gündüzlerin daha kısa yani karanlık sürenin gecenin daha uzun olduğu zamanlarda çiçekleniyor. Bunların çiçeklenmesi yaz sonunda olur ve genellikle c4 bitkileridir. Patates soya fasulyesi gibi bitkiler. Uzun gün bitkileri genelde ilk bahar yaz aylarında çiçek açıyorlar. Gün uzunluğunun geceden daha uzun olduğu zamanlarda turp, marul, ıspanak, tahıllar yine uzun gün bitkileridir. Nötr gün bitkileri ise etkilenmiyor gün uzunluğundan. Bunlar mevsimleri geldiği zaman çiçeklerini açıyorlar. Pamuk, tütün, ayçiçeği, pirinç, domates gibi bitkilerde çok böyle kullandığımız bitkiler genelde nötr gün bitkileridir. Bunlar arkadaşlar eğer ki bir kısa gün bitkisini biz ışık flaşı yani karanlık durumdayken ışık flaşı verirsek bu bitki çiçeklenmez. Yani şöyle düşünün. Kısa gün bitkisi yani uzun gece bitkisi normalde zaten gün uzunluğu 12 saatten fazla olduğu zaman çiçek vermiyor. Gün uzunluğu 12 saatten kısa olduğu zamanlarda çiçek açıyor. Eğer ben karanlık süresine yani şuradaki süreye bir ışık flaşıyla 1-2 saat etki edersem bu sefer bu çiçek günü uzunmuş gibi algılayacak çiçek açmayacak bu tür deneyler sorulabilir. uzun gün bitkisi neyse yani e, şurada yanlış yazmış arkadaşlar uzun gün kısa gece bitkisi olacak Burası yanlış yazılmış Burası uzun gün kısa gece olacak Burada da uzun gün bitkisi gün uzunluğu 12 saatten fazla olduğu zaman çiçek açar ama Gün uzunluğu 12 saatten daha az olduğunda yani gece uzun olduğu zaman çiçek açmaz. Eğer ki ben bu karanlık zamanı ışık flaşıyla 1-2 saat aydınlatırsam gün uzunluğunu 12 saatten fazlaymış gibi algılar ve çiçek açmaya başlar arkadaşlar. Bu tür deneyler sizlere sorulabilir. Zaten az önce de ne yaptım bunları açıkladım. Mesela ben ne, yap ne yapıyorum burada? Kısa gün bitkisi, uzun gün bitkisi arkadaşlar. Şuraya kısa gece, kısa uzun gece, kısa gece yazmışlar. Uzun gün, kısa gece olacak burası. Ee, bakın, kısa gün bitkisi çiçek açmıyor burada. Çünkü neden? Işık ee, 12 saatten fazla. Ama uzun gün bitkisi çiçek açıyor. Burada ise arkadaşlar, ışık 12 saatten az olduğu için kısa gün bitkisi çiçek açar, uzun gün bitkisi çiçek açmaz. Ben eğer araya bir flaş koyarsam, Bakın normal bir uzunlukta 12 saatten daha fazla karanlık var. Araya ben diyelim ki işte bir ışık flaşıyla ışık verdim. Ne yapacak? Uzun gün bitkisi gün uzunmuş gibi algılar çiçek açar. Kısa gün bitkisi açmaz. Ben arkadaşlar ee, şu R ve FR dediğimiz birbirini nötrleyen şeylerdir. Yani ben bir ışık flaşı veriyorum. Bir de ne yapıyorum buraya karanlık veriyorum. O zaman ne yapacak? Bunlar birbirini nötrleyecek. Kısa gün bitkisi çiçek açacak. Uzun gün bitkisi çiçek açmayacak. Sonra geldim üçüncüsüne, şuraya geldim. Bakın şu ikisi birbirini nötrler. Geriye ne kaldı? Işık flaşı kaldı. O zaman kısa gün bitkisi çiçek açmaz. Uzun gün bitkisi çiçek açar. Bunlar da yine birbirini nötrlediği için Burada kısa gün bitkisi çiçek açacak, uzun gün bitkisi çiçek açmayacak bu şekilde düşünüyoruz ve uzun gün kısa gün fotoperiyizmi bu şekilde anlatıyoruz. Gelelim bitkilerin ışık dışındaki diğer uyaranlara cevaplarına bakalım. Arkadaşlar bitkilerde iki şekilde bir hareket vardır. Tropizma ve nast hareketleri. Tropizma hareketinde uyaranın yönü önemlidir. Nast hareketinde uyaranın yönü önemli değil. Turgor basıncı, basıncındaki değişime göre hareket gerçekleşiyor. Tropizma Fototropizma zaten anlattık ışığa bağlı gerçekleşen bir yönelmedir. Kemotropizma kimyasal maddeye bağlı bir yönelmedir. Mesela bir bitki kökünün kireçten toprağın içerisinde bulunan kireçten kaçması ama gübreye doğru hareket etmesi nedir? Kemotropizmadır. Hidrotropizma suya ger gerçekleşen yönelme olayıdır. Bitki kökünün yine suya doğru hareket etmesi. Jeotropizma yer çekimi. Bitki kökünün yer çekimine doğru aşağı doğru hareket edip gövdenin yer çekiminin tam tersine hareket etmesi nedir? Jeotropizmadır. Haptotropizma dokunmaya bağlı olan bir e, ee, Dokumaya bağlı gerçekleşen bir uyarılma durumudur arkadaşlar. Haptotropizma, travmotropizma ise yaralanmaya bağlı olan gerçekleşen bir e, harekettir. Nasti ise dediğim gibi turgor basıncındaki değişime göre hareket gerçekleşiyor burada. Termonasti sıcaklığa bağlı gerçekleşir. Mesela bir aslan ağzı bitkisinin işte 20 derece sıcaklıkta çiçek açıp işte daha fazla sıcaklıkta çiçeklerini kapatması gibi. Sis monasti sarsıntıya bağlıdır. Mesela küstüm otu. Dokunduğunuz zaman pardon sarsıntı dediğimiz yanlış söyledim özür dilerim. Tig dokunmaya bağlıdır. Küstüm otu bitkisinin kendisini kapatması. Sis monasti de sarsıntı. E, zaten depremden aklınıza gelsin. Sismografla ölçülüyor depremin hareketi. Dolayısıyla burada sarsıntıya bağlı olarak gerçekleşen bir harekettir arkadaşlar sismo nast. Evet böylece bitki biyolojisini bitirmiş olduk çok şükür. Sonraki videoda hayvansal dokulara geçiyoruz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.